Edebiyatımızın naif öğretken kalemi Leyla İpekçi'nin kitap dünyasına misafir oluyoruz. Roman ödülüyle başlayan edebiyat serüveni, hayatında yaşadığı dönüşüm, kitap ve kütüphaneyle ünsiyeti. Bakalım Leyla İpekçi'nin kitap kokusu bizi nereye sürükleyecek? Leyla Hanım, öncelikle hoş geldiniz hoş programımıza. Hoş bulduk. Bizi H yayınlarında ağırlıyorsunuz. Biz de hoş gördük diyelim. Leyla İpekçi kendi ifadeleriyle, kendi dilinden bir tanıyabilir miyiz? Siz de hoş geldiniz diyerek o zaman işe başlayayım. Eyvallah, sağ olun. Ben bilmem ki 50 yaşındayım. Yani 1966 doğumluyum. Şimdi İstanbul'da doğdum, yaşadım ben, hep büyüdüm. Dolayısıyla hani beni tanımak için İstanbul bir kriterdir herhalde. Herkes bir yerlerden geliyor İstanbul'a. İstanbul'un herkesi ve her şeyi, bütün hayatları, taşralıyı, merkezi, her şeyi cem eden, bütün zıtlıkları içinde barındıran bir kent diyeceğim kent değil, şehir diyeceğim şehir değil, ülke. Bir diyar aslında benim için, hatta benim için bir gönül. Celali cemali içinde barındıran, bütün değişimleri içeren. Dolayısıyla benim için de hani beni ben yapan, neyse o artık bilemiyorum. Hani benliklerden kurtulmaya geldik, o başka da. Bir yer, bir diğer İstanbul. Ve ben İstanbul'da yaşayarak değiştim, dönüştüm. Kendim hakkında söyleyeceğim, bak ilk söz nedense işte İstanbul'da oldu. Yazarım, yani yazarım, bakın o da enteresan. Ne iş yaparsınız dediklerinde yazıyorum diyorum. Yani yazarım kelimesini bile çok kullanamam. Çünkü karşılığı yok bizde. Yani işte gazetede köşe yazıyorsun, bir yandan bilmem nerede işte kitap yazıyorsun, roman yazıyorsun, denemeler yapıyorsun, oraya gidiyorsun, konuşuyorsun falan. Ha, bunların hepsinin adı yazarlık. Ama bambaşka bir şeyin de adı yazarlık. Hayatınızda bir şey yaparsınız, hep o şeye odaklanırsınız. İşte emek verirsiniz. Diğeri işte ünlü olur, carcurt size sollar geçer gider, iki tane hikaye yazmıştır. Siz bir dille uğraşırsınız falan. Dolayısıyla hani sıfat aynı. Dolayısıyla ben şeyim yok, kelime sofusu değilim. Yani yazarlık da bir anlam ifade çok yüklemiyorum. Hasbelkader yazan birisiyim yani. Eyvallah. Kendimi öyle tanıtabilirim. Eyvallah, gayet güzel. Tam buradan o zaman şuraya varalım istiyorum. Çok önemsediğimiz programımızın da isminden mütevellit. Önemli bir mesele var. Bir kitap kokusunun arayışındayız biz. Leyla İpekçi'nin hayatında kitap nasıl bir yer tutuyor? Bu bağlamda okuma serüveni nasıl başladı? Ben kendimi bildim bile, yani bu da klasik bir cevaptır aslında ama gerçek olduğu için söylemek zorundayım. Yani ben okuma yazmayı öğrendikten hemen sonra böyle bir boş beyaz defterim edinmiştim onu yani. Oraya yazmaya başlamıştım böyle. Küçük resimler çizerdim, ağaç falan. Altlarını karalardım. O ağaç ne demek istiyor bana? Ağaçla konuşurdum veyahut ağaç benimle konuşurdu falan. Hani mesela sonbahar yaprakları falan. Öyle şeyler. Kendim bildim bile de sadece ve sadece yazmayı düşündüm. Yani yazdım. Yazarak nefes alabildim. Zaten okulu, üniversitede sosyolojiye başladığım yıl çalışmaya başladım. Dergilerde, gazetelerde. Muhabirlik, yazarlık, mülakat, röportajcılık, daha sonra editörlük, yayın yönetmeni, her kademede çok bulundum. Hep yazdım, çizdim. Daha sonra bir roman yarışmasına bir dosya yollamıştım. O dosya birinci seçildiği için dost olarak verdiğim bir romanımı kitap olarak geri aldım. O şekilde kitabı olan bir yazar. Maya'dan bahsediyoruz. Maya, evet. 98 yılındaydı. Neredeyse 20 sene olacak. Yani zaman çabuk geçiyor. Ama hakkını vererek geçti diyebilirim yani. Şikayetim yok hızından.
okuma serüveninin en başı. İlk okuduğunuz kitabı ya da kitapları neyse hatırlıyor musunuz? Yani tabii mesela benim çocukluğum 70'li yıllarda işte o zamanlar birçok okuduğum acıklı işte Kemalettin Sulucular vardı, Gülten Dayıoğlu vesaire onların kitapları vardı falan onları okumuştum ama bakın onlar geldi geçti beni ilk böyle çok derinden etkileyen bir kitap vardı. Tabii o baskısı yok şu anda yanımda. Onu da göstermek isterdim herhalde. Evet. Çok daha eski bir baskıydı zannediyorum. Ama lise 1'de lise 2'deydim ilk çıktığında. Türkçe çevirdiğinde Hermann Hesse'nin Siddhartha kitabı. Bu beni mesela çok çok etkilemiş ilk kitaptır. Aslında tabii biraz bu için bizdeki tam İslam tevhidi gibi olmasa bile tevhide çok yakın bir şey anlatır. Anlatırmış demek ki. Ben de fıtri olarak gençken daha yakınsınız fıtradan. Çok etkilenmiştim. Defalarca okuduğumu bilirim. Hatta bir arkadaşına ödünç almıştım kitabı. Ben o kadar çok ona geri vermemeye çalıştım ki onu çok ilgilendirmiyordu. Ben de kalsın diyordum. Geri aldı sonunda ben çok ısrar edince ben de kalsın diye. İnatla geri aldı. Ben de kopamadığım için baskısı da yoktu. Fotokopisini çektirdim. Yani benim için öyle bir şeydi. Sonra unuttum gitti. Yıllar sonra bir daha burada bir başka vesileyle karşıma çıktı Siddhartha. Yeniden okudum. Beni çok etkilemiş ilk kitaptır eyvallah, diyebilirim tam yani. Lise dönemlerinden bahsediyoruz. Lise 1'deydim evet. Ondan sonra tabii ki bu okumak belli bir beslenme... Çok tabii canım edebiyat. Yani çeşitli katmanlarını barındırarak geldi. Ama ben aldığım eğitim, okuduğum okullar... İşte Fransız okulunda okudum, işte Boğaziçi Üniversitesi'nde okudum filan. Hani daha böyle Batı kültürü içinde büyüdük. Zaten ben daha sonraki yıllarımda işte tasavvuf edebiyatıyla, divanlarla vesaire tanıştığımda çok şaşırdım. Çünkü ben zannederdim ki hani daha yerli ve milli diyelim kültürü almış insanlar bunları biliyorlar zannederdim. İşte yani Yunus'tan iki dizi alıntı yapmak dışında herhangi bir şey kimse bilmiyormuş. Yani biz nasıl hadım edilmişse zihnimiz işte son yüzyılda falan hiçbir şey bırakmamışız kendimizde gerçekten. Ve hani en büyük tehlike yani ben hani bilmediğimi bilerek başladım. Diyelim ki işte divan okumalarına ama birçok insan bildiğini farz ederek şey yapıyor. O zaman o bir kayıp oluyor çünkü... Ruhuna asla yaklaşamıyorsunuz, değemiyorsunuz, dokunamıyorsunuz. İşte bileceğimiz hiçbir şey kalmamış hakikat dilinden. Bunu fark ettim ben biraz içine girdikçe. Ama bunlar daha sonraki 30 yaş sonrası. Bir dönemde işte o herkesin klasik hani en çok okuduğu dönemlerde benim okuduğum işte yine mesela çok etkilendiğim Cahit Zarifoğlu'nu çok çok severek okudum her zaman. Onda maalesef okuduğum baskısı değil bu hep. Her şey güncelleniyor. Ama okuduğum bir baskı şey getirebilirim, eskilerde kalmış bir kitap. Bu Necatigil çevirisidir. Malte Loris Brige'nin notları, Rilke. Rilke çok sevdiğim bir şairdi. Şimdi geri dönüp bakmıyorum artık. O bir dönem kapandı geçti benim için ama çok üstüne yazdım, çizdim, okudum. Bu Necatigil çevirisi neredeyse Türkçe yazılmış gibi. Üzerine yani. Yazma çizme meselesini biz çok önemsiyoruz. Zaten o kokuyu da ancak bu eserlerden ona kıyamamışımdır. O çünkü eşimin kitabı. Ona kıyamamışımdır ama hani ben 20 var sene mı? Olmuş yine var. Okuyorum. Katlanmalar. Hani, vardır ama çizimler. Daha beteri var yani burada. O da mı beter? Çok beter. Bu ona benim ilk 30 yaşımda falandım herhalde. İbn-i Arabi Hazretleri'nin daha o zaman Türkçe'ye şeyleri çevrilmemişti hani fütühatları falan yoktu. Füsuslar vardı bir iki tane. O dönem müstakil kitap olarak içinde fütühatın içindeki bölümler yeni basılıyordu falan. Bir gün böyle kütüphanede şeyde kitapçıda gördüm. Kelimelerle uğraşan, dil için yaşayan bir insanım ben. Harflerin ilmi diye görünce elim gitti, aldım bu neymiş diye falan. Çok çarpıldım. Bir Ramazan günüydü ve ben oruç tutuyordum. Hayatımda ilk defa ya da ikinci defa falan tutuyordum. Kış Ramazanı. Ağlaya ağlaya okudum. Çok etkilendim. Okumakla yetinmedim. Altlarını çizilmedik. Hani satır kalmadı. O da yetmedi. Oturdum bir deftere bir de yazdım. Geçirdim yani kopya ettim falan. Öyle bir serüven başladı. Onu bulamadım kütüphanenin neresindeyse. Fakat bu da o ikincisidir. Aynı dönem, aynı şekilde. Hani delik deşikliği yıllar içerisinde okunmuştu. Bu da İlahi Aşk. Bu da yine fütühatın içinden bir bölüm. Aşk Risalesi. Çok güzel. Yani, çizik çizik, katlı katlı. Ki,
Yani evet, ama yani aşk da kitaptan öğrenilmiyor işte. Altını çiziyorsunuz, kıvırıyorsunuz filan ama ilahi aşk yani... Vesile. Vesile. Evet. Yani bu hani böyle katlı çizili ifadeler, kitaplar, bunları çok önemsiyoruz. Siz... Ha, o da buradaymış. Bakın yine baskısı. Harfler inmiş, şimdi harflerin sırları da döndü, evet. O çevirirken. İlk şey öyleydi. Ha, evet. Harflerle, kelimelerle derdi olan bir insanım diyorsunuz. Dediniz az önce. Bir de bir ifadeniz vardı daha önce. Kelimeleri bana bahşeden Rabbime geri veriyorum ben dediniz. Kelimeleri, ifadeleri. Tabii, emanet. Bana emanet edin. Kelimeler bize emanettir. Ben onu geri veririm. Bunu biraz açmanızı isteyeceğim. Yani bu kelimeler nasıl bir emanettir size? Tabii ki beslenmenizden de yola çıkarak nasıl bir Rabbe geri veriş söz konusu. Yani her şey gibi, yani sonuçta bize ait ne var ki öyle bakınca, yani mülk Allah'ın, yani kelimeler, bakın yazan bir insan, hele benim gibi hayatını yazmaktan kazanmış, yazının çeşitli mecralarında, yani işte dergiydi, gazeteydi, şuydu, bu röportaj teknik, yani yazının böyle artık hani girmediğim şeyi kalmamıştır artık, dehlizleri diyelim hani yazma eğilimi. Ve bizim gibi insanlar için şey çok tehlikeli, yani bıçak sırtı bir şey yani. Birisiyle bir polemiğe girersiniz, işte gazetede köşeniz var. Bir polemiğe girdiğinizde hemen nefsiniz kamçılanır. İşte bak şuna da şöyle cevap verdim, bunu da böyle yaptım falan. Hemen nefse emmareniz beslenir yani. Şimdi bu her alanda böyle. Ben hani mesela besmelesiz, yani ne bileyim işte abdestsiz yazıya oturmamaya çalışırım falan hani. Bizi daha böyle şey yapacak, nefsimizin böyle şeylerinden, tuzaklarından koruyacak şekilde davranmaya çalışıyorum. Ama bu yine de yetmez. Yine insanın niyetiyle ilgili bir şey. Yazmak bu anlamda benim için gerçekten yani niyet ve amel, az önce de söylemiştim. Amelin de niyetimde. Dolayısıyla bir şekilde bir süre sonra anlıyorsunuz ki o yazan, hani fiiller de size ait değil. O yazan siz gerçekten, eğer kaynağından çekebilirim inşallah ilhamımızı. Ama kaynağından çekmeye başladığınızı hissettiğiniz anda zaten o artık siz, ha bunu ben yazdım noktasında olmuyorsunuz. O siz bir şeye araç oluyorsunuz. O kelimelerin vücuda gelişine, icrasına diyelim. Bir tür icracılık yapıyorsunuz. Bunu seviyorum, bunu hissetmeyi. Çünkü o zaman o sizin içinizdeki hani Yunus'un deyimiyle bir başka bir ben çıkıyor. O benlikten ibaret bir şey değil. Bir alt katmanı. Tabii bunun çok daha fazlası var, diğerini var, sonu yok yani. O yüzden bu bir iade ediş serüveni. Bize ait olmadığını yazmak, aslında dilin, kelimelerin hiçbir şeyin bize ait olmadığının ispatıdır. Bunun macerasıdır aslında, bunu ispat edebilme serüvenidir diyelim. İnsanlığın ortak mülkü gibi bir şey. Tabii ama şimdi bir yanı bu, ama bir yanı da evet, gerçek, somut, benim ve oturuyorum ve kendim yazıyorum. Yani bir de işin somut tarafı var. İşte orada da birazcık korunmanız gerekiyor ve ben mesela çok fazla yazmama rağmen hiçbir zaman bildiğim bir şey yazmaktan hoşlanmıyorum. Yani mesela Türkiye bizi o kadar sürekli şeye getiriyor. Hep aynı şeyler tekrar ediyor, benzer senaryolar, benzer sıkıntılar diyelim. Ben kaç 20 seneden fazla oldu, 25 sene oldu güncel şeyler de yazıyorum. Siyaset, sosyoloji, bakış siyasete vesaire filan. Bazen çok yorulmuş hissediyorum kendimi bundan. Fakat her seferinde buna biz yeni bir şeyle, yeni bir gözle, yeni bir bakışla o anda içinde yaşarken, çünkü Allah tekrar etmez. O anda içindeyken yaşadığımız şeyi derinlemesine birazcık içine girebiliyorsak orada başka bir şey çıkarabiliyoruz yazabilmek zaman, için. Zamanın ruhu. İfade edebilmek için. Bunu önemsiyorum. Hem kayda geçirmeyi hem okuru şahit tutmayı. O yüzden ben yazdığım her şeyden öğrenmeye çalışıyorum. Bu bizleri inşallah koruyordur diye umuyorum. Yani cepten yemek çok kolay bizim için. Bildiğin bir şeyi 50 kere çevirirsin, iki cümleyle yazarsın, geçersin. Bunun hiçbir anlamı yok. Benim için vakit kaybı yani. Böyle bir insan değilim. Thank you.
değişim dönüşümden bahsettiniz. Yani ben hayatım boyunca içselleştirip yaşayıp onu yazmaya çalışıyorum dediniz. Zaten eserlerinize bakınca özellikle hani tarih doğru olmayabilir ama 2005 sonrası gibi sizin eserlerde bir dönüşüm zaten kaleminizde de kendini gösteriyor. Hatta bir röportajınızda şey demiştiniz. Uzun süre sustum, telefonlarımı kapattım, kendimle kaldım. O röportajı verdiğiniz dönemde bu hala devam ediyor demiştiniz. Bu kendinizle kalma süreciniz, bu dönüşüm yaşadığınız o zaman diyeyim, ondan biraz bahsetmenizi isteyeceğim. Bu dönüşüm, bir iki eserden bahsettiniz, İbn Arabi'nin eserinden bahsettiniz, birkaç eserden daha bahsedeceksiniz ama bu dönüşümü bir okuma yazma çerçevesinde ve kendini arayan bir insan formülünde nasıl ifade edersiniz? Şimdi tabii sonradan bunu anlatmak lüks oluyor. Yaşarken öyle olmuyor ve çok vakitler geçti. Ben onlara hep eski söyleşilerim onlar. Eski cevaplarım. Şu anda onları hatırlamıyorum bile. Çünkü geride kaldı. Ben yani bu, bakın böyle bir şey ki geçip gidiyorsunuz. Geçip gittikten sonra aslında bizim aldığımız eğitim ve bizim medya, mesela medya kültürümüz bizi hep ayak izlerimizde tutuyor. Hep geçip gittiğiniz yerlere geri dönüp buna bastım, tekrar gibi bakayım, onu bir daha yorumlayayım, onun bu adımların biraz daha felsefesini yapayım falan. Hani sizi hep orada tutuyor, kendi geçmişinizde, kendi anılarınızda. Mesela bizim yazarlık serüvenimizde çok büyük bir şeydir, anılar, yani hatıralar bahçesi diyelim. Her yazar döner anılarından beslenir, hatıralarını anlatır uzun uzun. Dolayısıyla ben hani bu geçmişe dönük hatırlamıyorum bile şu anda, inanın, ama bir arayışta falan değildim. Tek onu söyleyebilirim. Bir şey pat diye olur. Aniden olur. Bir şeye çarpılırsınız. Belki siz bilmeden hayat size onu hazırlamıştır. Varlık size yardımcı olur. Siz eğer el yordamıyla sahih bir niyetle yaşamaya çalışıyorsanız, yazmaya diyelim neyse. Ben bir roman yazmaya çalışıyordum ve işte İbn Arabi Hazretleri'nin bir eseriyle çarpışınca yıkıldım yani. Ben de gönlümde bir şey açıldı. O beni oraya götürdü, şuraya, buraya, bir yeni yere götürdü. Hani mahallemize gelen bir, ben ayarladım işte camimize bir şey hocası getirtip Kur'an harf, çünkü harflerin ilmi, yani elif harfi dışında harf bilmiyordum falan. Ondan etkilenirken, yani neymiş harfler falan diyerek işte Kur'an okumayı öğrendim falan. Demek istediğim yani her şey birbirini tetikliyor. Beni esas daha sonra çarpan bu Niyazi Mısri ve Yunus divanları oldu. Burada şimdi yayınlarındayız. Ben bunun da altını çizmek isterim. Yani bana soruyorlar şimdi niye işte büyük yayın evlerinden kitaplarınız çıkmıyor? İşte niye şurada yıllardır şu kadar kitabınız piyasada yok bilmem ne falan. Hayır, ben buradayım. Yayınların, yani bu reklama bilmiyorum, çok ayıp bir şey yani reklama girsin diye söylemiyorum ama bende bir karşılığı var bunun. Karşılığı da şu işte bu kitapların olduğu yerde durmak, oturmak, bunları okumak, bu kitaplarla ilgili sohbetlere katılmak, bunun için buradayım. Buraya dahil olduğumu hissediyorum. Bir sonsuz bir derinlik buldum. Her zaman hiç bilmediğim şeyler öğreniyorum divanlardan ve hiç bilmezdim ben Yunus'tan iki tane dizi alıntı yapmakla falan değil. 1500-2000'e yakın divan bırakmış, Anadolu'da yaşamış erenler var. Şimdi burada bir hakikat bilgisi var, bir hakikat sesi var. İşte bugün ben yurt dışında filan bazen toplantılara gittiğimde tasavvuf ağırlıklı, maneviyat ağırlıklı diyelim. Tasavvuf kelimesi de bölen bir şey oldu günümüzde. Hep şunu anlatmaya çalışıyorum. İşte Rilke, az önce bahsettim. Kendisini bir şatoya kapatıp, Tanrı, o da bir Hristiyan mistiğidir, müminidir diyelim. İşte bir şatoda kendi aşkını, Tanrı aşkını arar, bulur, onları yazar falan. Ama Yunus gider 40 sene odun taşır mürşidine, dergaha odun taşır. Şimdi bir tanesi hizmet ederek kendi benliğini geliştiriyor, benliğinden kurtularak, hizmet ehli olarak o aşk ve irfan geleneğinin içinde o odunları tutuşturuyor. 40 sene odun taşıyor ama odunlar öyle bir tutuşuyor ki işte dizelere dönüşüyor. O da konuş Yunus, yani konuş emriyle konuşmaya başlıyor. O ilhamlar ona açılıyor.
Şimdi bu buradaki mürit mürşit ilişkisi, buradaki o rabıta, hani bizim hep korktuğumuz, hep böyle üzerine örtmeye çalıştığımız falan hakikat bunlar. Sizin vurguladığınız eserlerden çok beni çok açmıştır. Yani bu Mustafa Tatlıtuğ'un. Ya şimdi bakın, ben hocamla da o şekilde tanıştım. Eşimle birlikte o şekilde tanıştık kendisiyle. Yani Niyazi Mısri vesile oldu. Ben bugünlerde çıkmış olan bir romanım var, Dem Yüzü. Burada da tam ona bağlayacaktım. Evet. Yani, Niyazi Mısri'yi bağlamak. 2,5 sene falan içinde yaşadım. Bu arada 15 Temmuz oldu. Bütün o süreçler yaşandı ve tam yazdığım şeylere denk geldiği için içinde her şey, bu zaman var, bugün var. Yani bir anlatıcı var ve bu anlatıcı kişi aslında bir yanıyla Mısri'den etkilenerek Mısri'nin yolunda ilerlemeye çalışıyor, fakat hayatı hiçbir zaman eskisi gibi olmuyor bir daha. Çünkü aynı Mısri'nin yaşadığı şeyler onun da başına gelmeye başlıyor. İtiraflar, iftiralar, sıkıntılı bir dönem vesaire ve Türkiye'nin de bugünü aslında. Nitekim işte 15 Temmuz'a getiren süreç, yani 15 Temmuz'da dışımızdaki bir patlamadır. Bir şeyin açığa çıkmasıdır. Diyelim ki Anadolu İrfan, ben öyle de yorumluyorum. Burada da aynı şey oluyor. Kahramanımız da içinde bunları yaşıyor. Bir tür çağdaş menakıp denir mi bilemiyorum. İddialı olacak, hiçbir iddiam yok yani romana dair, ama çok içinde hissederek, çok hayatında karşılığını görerek yazmaya çalıştım. Öyle yazabiliyorum. Başka türlü bir anlamı yok. Dem Yüzü böyle ortaya çıktı. Taptaze, 2 gündür rafta, ondan bahsedelim. Yani program yayınlandığı zaman 1 hafta 10 gündür rafta olacak. Leyla İpekçi'nin yeni romanı. Leyla Hanım, ben çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbet oldu. Ben teşekkür ederim. İstifade ettik. Ya, çok sağ olun. Hey yayınlarına da teşekkürümüzü ve takdirimizi iletelim. Bizi ağırladılar. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İpekçi ile sohbetimizi tamamladık. Kitap kokusunda yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.